Türkiye'nin en sevilen Fenerbahçe YouTube kanalı Kadıköy Sokak'tan herkese selamlar olsun arkadaşlar. Sanadığınız meşhur, ünlü, ne bileyim sosyal medya fenomeni var mı? Hani böyle nazınızın geçebileceği. Ona bir rica etseniz. Şu kanalın bir reklamını yap deseniz. Ya da hani hocam ben kanalın reklamını yaptırırım, atıyorum. Bin kişi atıyorum, iki bin kişi arttırırım derseniz e, mail adresinden bizimle iletişime geçin. Tamam mı? Ben size, yani 2000-3000 falan attıysa ben size Fenerbahçe'nin bu sezonki formasını da hediye ederim arkadaşlar. Yani hem siz kazanın hem kanalımız kazansın. Eğer tanıdığınız birileri varsa da rica ederseniz, hocam para pula gerek yok. Yeter ki kanalı kazansın. Sonuçta bir aile izliyorsanız da o da sizin insanlığınız olur arkadaşlar. Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın talibi çok. Fenerbahçe'nin savunmaya yapılan takviyeler sonrasında yolları ayırmaya sıcak baktığı Samet Akaydın'ın Süper Lig'den talibi çok diyor haberde. Hani haberin detayında yollar ayırmak istiyor diyor. Jorge Jesus'un ısrarları nedeniyle Ocak'ta 3.7 milyon euroya alındı. Milli savunmacı performansıyla beklentileri karşılayamadı. Ve Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirecek diyor. 29 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'den talibi çok. Eski takım Adana Demir Spor'un yanı sıra Samsun Spor, Rize Spor, Eyüp Spor, Samet durumunu yakından takip ediyor. Başakşehir'in de oyuncuya ilgi duyduğu bilinen haberler arasında. Şimdi aslına bakarsanız Samet Akaydın, Serdar Aziz yedek tandeminde Fenerbahçe'yi idare eder. Çünkü TL maaş maaşları TL üzerinden e, katkıları da yatsınamaz. Bu arada Sebastian Szymanski takımımızdan ilk antrenmanına çıkmış. E, yolun sonu şampiyonluk olsun da. Yani yolun sonu yolun sonu şampiyonluk olsun. Ne oluyorsa olsun. Samet Akaydın, Serhat Hazreti bence yedekte iyi dururlar ya. Yedekte iyi duracaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer haberimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor diye. Arkadaşlar haber yalan. Hocam kimden bahsediyor bilmiyorum ki. Kimden bahsettiğini bilmeden yalan mı diyorsun? Evet. Yani Yalan arkadaşlar. Yine de merak ettim. Napoli forması giyen Hirving Lozano'yu istediğini belirtmiş. 2,5 milyon euro üstünde bir iki takımdan teklif sunmuş. Avrupa'da kalmak istiyormuş. Biz bunun daha önce konusunu açmıştık ya. 27 yaşındaki Meksikalı forvet 25 milyon euro piyasa değeri var. Yani güzel iyi şey yaptırır. Tıklama yaptırır yani güzel e, etkileşim aldırır. 25 milyon euro değeri var. Kanat forvet Emre Lozano 25 milyon euro değerin olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Yani normal değer değil. 25 milyon euro transfer market değeri var. Fizik sakatlığı var. Yani 25 milyon euro değeri var. Emir Ortakaya arkadaşlar Emir Ortakaya için bunu Destigadan 3 milyon euro teklif olduğunu söyleyen bir sayfa var. Bu doğru değil. Oyuncuyla Fransa'dan Lyon ve Marseille'de ilgileniyor. Southampton'un ilgisi bulunuyor demiş. Southampton'un ilgisi olabilir. Çünkü onların takımı Göztepe'ye kiralamıştık. Göztepe bir yıl daha oynatma garantisiyle kiralamak istiyor. Büyük ihtimalle de oraya gidecek. Fenerbahçe'de Zaha'nın alternatifleri belirlendi diyor haberde. Ama belirleniyor Zaha'nın alternatifi. Yani ama ama belirleniyor Zaha'nın alternatifi. Farkında mısınız? İkide bir de Zaha'nın alternatifini belirliyoruz. Ya sıktı bu artık ya. Gözümüzü açıyoruz. Zahan'ın alternatifi kapatıyoruz. Zahan'ın alternatifi. Ha bu arada çok sorulan bir soru var. Hocam 26'sına kadar hazırlık maçı yapılacak mı diye. Arkadaşlar bir plan var İstanbul'da yapılmasına dair. Ancak saçma bir şekilde e, Bu arada 26 mı 27 mi? 27'sinde olması lazım yani 27 Perşembe ama 26'ında da olabilir. Saçma bir şekilde 21, 23'ünde 2 tane maç olabilir. 2 tane hazırlık maçı olabilir. Ya da 20-23'ünde iki tane hazırlık maçı olabilir. Bilginiz olsun. 21-24 de olabilir. Yani iki tane hazırlık maçı eklemeye çalışıyoruz. Niye saçma bir şekilde? Oynayacağımız takımlar biraz abidik gubidik takımlar. O yüzden. Şimdi Fenerbahçe Wilfred Zaha'yı transfer etmek isterken iş uzayınca haliyle akıllara 50 tane şey geliyor. Alternatifi kimmiş? A Spor'un e, haberine göre Zaha'nın alternatifi Lil forması giyen Canatın Bamba. Arkadaşlar bana bir tane bile Canatın Bamba haberi gelmiyor. Keşke gelsen. On servisi Lyon'da olan Karl Toko Ekambi belirlendi. İkisinden biri bitecek diyor. Yani bana Bamba uyumu gelmiyor. Açık söyleyeyim. Yani gelse merak etmeyin söylerim. Sizden saklamam. Hiç gelmedi. Belki de gizli bir operasyondur. Urs Fischer Atilla Salahi'yi tanımıyorum demiş. Takımdan ayrılması gündemde olan Atilla Salahi. Takımdan ayrılması gündemde değil. Takımdan ayrılan Atilla Salahi. Yani buradan geri döneceğini ben asla zannetmiyorum. Eğer buradan geri dönerse de çok büyük transfer rezilliği olur. <laughs> Onu söyleyeyim. Yani ee, çok büyük rezillik olur. Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer sana yakında açıklamalarda bulunmuş. Zalaya ile hazırlık maçının ardından konuşmuş. Atilla Selay ismini çok duydum ama kendisini tanımıyorum demiş. Lan bu da Mustafa Hoca gibi duyum veriyor. Hocam Rossi kim diyordun ya hani bu da öyle bir şey mi? Almanya'dan iki talibi var. Union Berlin 13-14 milyon euroya kadar çıkmış. Hoffenheim aynı şekilde. Şimdi ben Urs Fischer'e şunu söyleyeyim. Tanımadığın Atilla Selay'nin menajeri kulübünle görüşüyor. Biliyor musun? yani e, tanımadığın o bilmediğin Atilla Selahin'in menajeri şu anda Almanya'da senin kulübünle görüşüyor kulüp yetkililerinden. Önce bundan haberim var mı? Çok merak ediyorum. İkincisi e, 14 artı 2 milyon euroya çıkmış kulübün. Bundan haberim var mı? Teşekkürler Urs Fischer. Nicolas Dominguez'den transfer açıklaması. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Arjantinli e Nicolas Dominguez Geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Bologna çalışma sürüyor. Bologna'nın önerdiği ile benim istediğim ücret arasında küçük bir fark var. Ancak sözleşme yenileme görüşmelerimi nasıl ilerliyor bilmiyorum. Nisan ayından bu yana kulüp ile iletişime geçmedik. Şu anda aklım Bologna'da demiş. Hakkında çıkan transferleri değerlendirmiş. Transfer görüşmeleri hakkında bir şey duymadım. Kontratımın bitmesine bir yıl var ve iyi bir sezon geçirmek için çalışıyorum. Kişisel olarak kupalar kazanan bir takımda oynamak isterim ancak Bologna'da kendimi iyi hissediyorum demiş. Yalan. Yalan 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 yalan. Kelimelerine dikkat et. Kelimelerine dikkat et Nicolas Dominguez. Dominguez için kulübü 18 milyon eurodan ağzını açmasaydı, daha düşük bir bedelle açsaydı bence bir şeyler daha farklı olurdu. Yani bence bir şeyler daha farklı olurdu. Şimdi ya aklıma gelmişken Zaha'yla ilgili e, bir şey söylemek istiyorum ya. Arkadaşlar Zaha gelirse çok ciddi bir, çok ama çok ciddi bir sponsor desteği olacak. Bu sponsor desteği de kendini çok bölecek. Nikolas Dominguez 18 dediler, düşmediler. Yves Bisuma 26 yaşında, Mali'li merkez orta savunucu, 30 Ağustos doğumlu. 27 olacak. Ee, 35 milyon euroları görmüş Tottenham oyuncusu. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Tottenham Hotspur'un merkez orta saha oyuncusu. Bilmiyorum şişirilmiş mi dersiniz transfer market verisine. Onu siz bilirsiniz. Ancak bu arkadaşı 7-8'e belki daha düşük fiyat alma ihtimaliniz var. Biraz sert bir arkadaş. Daha çok önlü bir oynuyor. Ee, ama bu arkadaş çok tercih edilmiyor. Yani 7-8'e 6 numara oynayacak isim. Ee, biraz değişik ya. Yani biraz değişik. Söylemek istediğim çok şey var ama söyleyemiyorum. Şimdi bir de bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal açıklandığında hatırlıyor musunuz? Başarısızlık İsmail Kartal'a, başarısızlık Ali Koç'a yazar diyorduk. Şimdi öyle bir durumdayız ki, öyle bir durumdayız ki, hani başarısızlık da, başarı da, başarısızlık İsmail Kartal'a, başarı Ali Koç'a yazar şekline dönmeye başladı. Sebebi de şu, ya abi e, hani konuşulan isimler Zaha, gelen isimler Tadic Zeko, Ceko hani e, vesaire vesaire. Ben şunu söyleyeyim. Artık Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluk dışında hiçbir şans yok. Ve e, ben bir sumaya yok diyorum ama Dominguez kısmında niye bu kadar uzattım? Görüşmeler uzadığı içindir. Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su Rodrigo Becao. Arkadaşlar burada Becao'yu sabah akşam övmeyeceğim. Lugano'ya benzetiliyor. Stili. Defansa göre hani duvar örmeye geliyor. E, ve Fenerbahçe savunmasının bel kemiği olmaya aday bir isim. Şimdi uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Bizim savunmamız biraz yumuşaktı. Biraz değil bayağı yumuşaktı. Topi top gibi savunmamız vardı. Rakip forvetler dalga geçiyordu. Yani Fenerbahçe savunmasını gören forvetler dalga geçiyordu. Ve e, ulan kimden oynasak saçma sapan şeyler. <laughs> saçma sapan şeyler var. Yani ve e, bu sezonki kurulan savunma Ciko Ekao savunması bence bu savunma savunmanın ötesinde bir savunma olacak. Sertliği göreceksiniz. Şimdi Altay Bayındır Livakovic meselesinde ben hep söylüyorum. Bak sözümün arkasındayım. Hocam atanın tutanın iyi olacak. Kabul. Savunman da tutan kısmına girmiyor mu? 10 numaranda atan kısmına girmiyor mu? skorer kanatta atan kısmına girmiyor mu? Siz işi <laughs> sadece forvetle ya da kaleyle çözmeye çalışıyorsunuz. Basite indiriyorsunuz. Bu kadar basit değil. Galatasaray bir Falcao faciası yaşadı. Falcao'ya pas atan isimler kimlerdi? Değil mi? Fenerbahçe'de Vedat Muriç muhteşem bir fiyata gitti. Vedat Muriç'e top taşıyanlara bir bakın. Bir bakın o sezonki kanatlara. Pampersi yeterli beslendi mi? Yeterli beslenmedi. Egoist bir teknik direktörle uğraştı. Yani egoist teknik direktör yerine dik advokat olsaydı Van bugün Fenerbahçe tarihinde efsaneler arasına adını yazdırmış bir isimdi belki de. Demek ki neymiş? Birçok etmen varmış. Şimdi Ceko'yu aldın. Bir kanada Tadic. Bir kanada Zaha'yı aldın. Şimdi on numarada bu arada Şimanski konusunda da bazı arkadaşların yorumlarında çok tartışıyoruz. Şimanski 8 diyor. Sen bilmiyorsun diyor. Ee, ben bilmiyorum. Evet kabul ediyorum. Ama Şimanski'den 8 olmaz. Şimanski'den çok iyi 10 olur. Gizli forvet olur. Kanat bile olur ama e, 8 olmaz. İrfancan Kahveci'den Başakşehir'in 8'i olur ama Fenerbahçe'nin hiçbir mevkisi olmaz. Ancak yedek oyuncusu olur. Onu da söyleyeyim. Görüşlerime katılmak zorunda değilsiniz. Ben sizinkine saygı duyuyorum. Takla minnettar kalırım. Son haberimiz Fenerbahçe'de Suat Serdar için geri sayım. Bu haberi niye en sona sakladım? Çünkü 2-3 tane orta saha konuştuk. Hocam Dominguez diyoruz, Mominguez diyoruz gidip Seher Suat Serdar alacağız değil mi hocam? Ali Koç zaten bunu yapıyor diyeceksiniz ama en son Tadic, Beko, Divakovic transferinden dolayı çenenizi kapattınız. Artık siz de susuyorsunuz. Ben burada gururluyum. Ben WhatsApp grubundaki üyelere, normal üyelere de söyledim. Ben size dedim ki Ali Koç efsane bir kadro kuracak. 3 tane en az 3 tane yıldızın sözünü veriyor ve transferler bir an önce bitirilecek. İnanmayacaksınız belki ama Avrupa ilk Avrupa maçına kadar 5-6 taneden fazla transfer olabilir demiştim. Olabilir ne oldu? Oldu. Gerçekten oldu. Şaka gibi ama 6'dan fazla transfer oldu ilk Avrupa maçına kadar. Bu arada 21'inde kadro veriyoruz. Yani 21'ine kadar hala 3 kişi daha ekleyebiliriz. Şimdi bazılar da şunu söylüyor. Hoca 21'ine kadar 3'ü de geldi. Sana ekmek çıkmayacak. Bak futbolcular kalacak. Sana ekmek çıkmayacak. Bunun gideni var. Komik bir şey söyleyeyim. Rian Kent'e bugün 5 milyon euro teklif var. Bakın. Bir kez daha diyorum. Rian Kent'e bugün 5 milyon euro teklif var arkadaşlar. Şaka değil mi? Değil gerçek. Hatta kulübü de söyleyeyim bir İskoç kulübünden. O ligden bir kulüpten 5 milyon euro teklif var. Hocam öyle oluyor mu yani biz koca transfer ettik. Transfer transfer oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Üçüncü bir kulübe gidemiyor. Yani istesen gider 5 milyon euroya satabilirsin. <laughs> İyiydi hocam Fenerbahçe. Yani Ali Koç hülle yapıyor desem değil. Kulüplere para veriyor. Hadi bizden futbolcu alın diyor desem değil. Fenerbahçe niye bu kadar meşhur oldu? Fenerbahçe doğru ata oynadı. Bak Ali Koç'un başkanlık sürecindeki en muhteşem hareketi futbolcu satma. En muhteşem. Yani zengin adam ticaretten anlıyor. Satmadan anlıyor. Almadan anlamıyor ama. Niye? Adam doymuş. Sen ben tatil yöresine gideriz. Tatil yaparız. Bim'den alışveriş yaparız. Adam öyle mi? Alaçatı'da da bilmem nerede gider. Bir barda şey... Hani 500 mililitrelik su ister. Önüne gelir adisyona 120 lira yazarlar. Aa burada fiyatlar ne kadar ucuzmuş der. Sen ben gideriz bir buçuk liraya bimden su alırız. Deriz ki ulan Kayseri'de daha uygundu sanki. Burada biraz eklemiştir ki 30 kuruş falan deriz. Anlatabiliyor muyum? Satarken de mesela biz o suyu aldık bir bıçağa. Biz o bir aldığımız suyu götürür. Yolda birisi dese ki ya bize suyu satar mısınız? Kafamız basmaz ki. Ulan tatil Atil yöresi. 50 lira diyecek satılır demeyiz. Ya 5 liraya satsak olur mu deriz. Adam der ki o 5 lira. Tabii ki olur. Buyur 5 lira der verir. Biz seviniriz ulan 3,5 lira kardayız diye. Ali Koç o 120 liraya aldığı suyu Ali Koç elindeydi diye 1000 liraya satıyor işte. Yani Kar marjını düşünün. İşte Aramızdaki fark bu. Adam zengin adam. Adam beceriyor işi. Demem o ki yıldız transferi bitmedi. Bitmeyecek. Eylüle kadar bitmeyecek. Arkadaşlar hep daha iyisi var hep daha iyisi var. Unutmayın bunu. Ve yabancı kuralında da her an her değişiklik olabilir. Şimdi Suat Serdar. Fenerbahçe Suat Serdar'la prensipte de anlaştı. Her de ikna etmek üzere. Ve oyuncuda geri sayıma geçildi diyor. Her nasıl geri ikna edersin biliyor musun? Suat'ı alırsın. Serdar'ı verirsin. Anladınız mı? Hocam Suat Serdar ya öyle mi? Yok. Suat Serdar'ı alırsın. Serdar Dursun'u verirsin ve karşındaki kulübü de ikna edersin. Yani Suat Serdar olayında e, Serdar Dursun etkisi var. Şimdi Bundesliga 2'ye düştü takımı. Ayrılmak istiyor. Pazarlıklarda sona yaklaşıldı. 3 mevkide forma giyebiliyor. Merkez orta saha 10 numara ön libero. Yani 6-8-10 oynayabiliyor. Geçen yıl 33 maç 4 gol 2 asist. 26 yaşında Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Asigiya Bignen Bingen altyapısına başladım. Mainz Schalke 04 Hertha Berlin'de forma giydim. Alman milli takımında oynuyor ama Türk sayılacak. Yusuf Demir'i oynatmak adına e, hülle yapan Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye torpili olacak. Hocam Yusuf Demir Türk oğlu Türk. Mesut Özil de öyleydi. FETÖ'cü ilan etmiştiniz. Vatan haini ilan etmiştiniz. Galatasaraylar size söylüyorum ama Beşiktaşlara söylemiyorum. Size söylüyorum. Mesut Özil'i Alman milli takımda oynuyor diye vatan haini ilan etmiştiniz ya. Bu mantığa göre sizin oyuncu vatan haini olmuyor mu? Size göre. Bize göre değil. Bana göre Murat Yakın'ın İsviçre'de oynaması bizim için büyük avantajdı. Hakan Yakın'la birlikte oynadıkları bir maç vardı. Belki bize 5 tane atacakları maç İsviçre'nin. Sanki bilerek kaçırmışçasına 5 tane net pozisyonu harcadılar. Türkiye 1-0 kazanmıştı. Yani bir farkla kazanmıştı. 2-1 de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani Türklük dediğiniz şey ya şu kağıt üzerinde geçiniz. Ölürüm Türkiye'm şarkısını söylemişti diyor. Oğlu bedelli yaptı diyor. Ya bunları geçin bence. Neyse Suat Serdar için görüşmeler sürüyor. Olabilir. Suat Serdar. Hani Mert Hakan gidip Suat Serdar gelirse çağ atlar ortası onu söyleyeyim. Mert Hakan dursun. Suat Serdar gelsin hocam. Yani Shimanski Suat Serdar Crespo işte İsmail bu arada Türk sayılacağı için 3 Türk kuralında da Türk sayılacak arkadaşlar bilginiz olsun. Yok pardon. 3 Türk kuralında Türk sayılmayacak herhalde. Kural tam anlatamadılar ama Dursun Özbey'e göre sayılacak. Sosyal medyaya göre sayılmayacak. Sadece hani 14 yabancı değil 15. yabancı olmuş olacak. Diyorlar ama mantıklı gelmiyor. Türk sayılacaktır o. Yani 3 Türk kuralında da işimize yarar. Böyle de bir durum var. Fenerbahçe transfer günden bunlar ibaret. Gelişmelere tekrar karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her an canımız sıkılınca hediye ve üyelik verebiliriz. Bundan faydalanmak için de mutlaka ve mutlaka abone olmanız gerekiyor. Görüşmek üzere.